Euro Truck Simulator yani ETS2'de Fora Games'e birazdan ufak bir yolculuğa çıkacağız. İnşallah iyi görüntüleri sunarız sizlere. Foro Games'ten herkese selamlar değerli dostlar. Ben Forali Foro, yanımda Murro. Murat'cığım ne haber? İyilik, senden ne haber? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Değerli dostlar, bugün sizler için GTA 5 diyecektim az kalsın ama Euro Truck Simulator 2'de Bruno şehrini arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Lan nereye açtı bu? Çok farklı yerlere girdi. Neyse. Ve yanımda Murat var. Araçlarımızda MAN TGX abi. Güzel bir yolculuk yapmayı planlıyoruz. Hazır mısın Murat? Hazırım. Bu arada tesadüf oldu. Ben MAN'ı rastgele seçtim. Vallahi iyi olmuş. Ben de bu arada bugün arkadaşlar Kayseri Spor temalı böyle kendimce bir MAN'la sizlere yolculuk sunacağım bakalım. Arkadaşlar arabadan sonra tır sürmek biraz daha keyifli açıkçası söylemek gerekirse, doğrusunu söylemek gerekirse daha doğrusu. Ve ben tır sürünce kendimi hissettim abi. Kendimi buldum ya Murat. Aynen ya. Öbür diğer aracın tanıtımını yaptığımızdaki çok fena bir arabaydı o. Kesinlikle öyleydi bence de. Evet değerli dostlar, şimdi şöyle bir şey yapacağız. Şuradan Göbek'ten sol yapıyoruz. Ve yaklaşık 116 kilometrelik bir yolculuğumuz var. İki tırla gitmeye çalışacağız. Murat'ı da öne atayım olmadı. Murat solla bakalım beni. Sollayayım da ben burada... de işaretleyelim. Yol bende farklı gözüküyor şu anda. Bruno, Bruno. İşte navigasyonunu işaretleyecektim ama unutmuşsun herhalde. Aynen, onu işaretleyeyim. Şurada durayım da bir. Başım öme zap diye durur. İzleyin bakın arkadaşlar. Yok yok. İyi akıllı çıktı. Işıklarda durdu. Işık yeşilmiş abi. Dayanamadım. Basacağım. Bruno. Tamam. Bruno'yu aldım. Işık yeşilken devam et o zaman. Evet. Dediğim gibi yaklaşık 115 km'lik bir yolumuz var. Yanımda Murat. Araçlarımız MAN TGX. Abi özlemişim tır sürmeyi ya. Şöyle güzel güzel. Oh. Sizden geniş, de bayağı geniş yorum alıyordum arkadaşlar bu konu hakkında. Yani abi ETS bayağıdır gelmiyor dediniz. Ve ben de sizler için böyle bir yolculuk yapamadım. Üstelik Bruno'ya daha önce yarıda gitmemişim. Yani gidip yani özellikle gitmediğim şehirlere gitmeye çalışıyorum. Ve çok daha farklı yeni bir ETS serisi başlayabilirim arkadaşlar. Onu da size müjdesini buradan vermiş olayım. Değil mi Murat? Aynen. Spoiler verelim ufak da olsa. Aynen öyle. Evet. Şimdi buradan Murat'cığım şöyle bir şey yapıyoruz. Gerçekten de gözüküyordu da muhtemelen. Sola gireceğimiz gözüküyor bende. Aynen doğrudur. Köprünün altından geçince sol yapacağız. Şöyle biraz yavaşlayayım. Abi özlemişim tır oyunu ya. Vallahi kullanması çok güzel bunu. Bakın bayırı yememesi falan. Arabayla bir geç hızlanıyor, bak duruyor duruyor, hızlanıyor, bu sefer de fazla hızlanıyor falan, kontrol zorlaşıyor ama tır da sabit abi, tır da neyse o. Bu arada telsizimiz evet yukarıdadır diyecektim ki tam yukarıdaymış zaten. Bu arada ben şöyle bir bakayım arkama. Murat! Efendim, geliyorum, yetiştim. Geç bakalım önüme. Sen dorsal olarak küçük gözükmüyor. Kepçe aldım 8 ton hafif olsun diye. Anladım dostum. Bakın Murat'ı taklaya getirecektim ama neyse acıdım ya. Şimdi burada daha videonun başındayız, yapmayın dedim. Murat yalnız yapıştırınca durmak bilmiyor. Öyle bir huyu var bakın, bastı gidiyor, bassın bakalım. Bas bas, Allah ne verdi bas sen. Sen ne Allah ne verdi bas, ben şimdi seni yakalarım. Evet, motoru falan ne durumda aracın bilmiyorum. Herhalde full özellikleri aktif değil diye tahmin ediyorum. Sadece boyadım geldim abi, açık konuşmak gerekirse. Onun dışındaki ekstradan bir şey yapmadım arkadaşlar. Güzel ormanlıklardan geçiyoruz. Cama açıp bol miktarda oksijen havası çekmek lazım. Evet, ETS seni cam açılsın mı? Bence Murat. Açılsın. Bence açılsın. Biraz hafiften rüzgar sesi. Hava girsin falan içeri böyle. Aynen, hani o şekilde açılabilir. Hatta şöyle de bir özellik yapılabilirse benim düşüncem budur. Müzik ekleyebilirim. Hani müzik, telifsiz müzikleri çalabilelim burada. İyi de zaten öyle bir şey var. Yani sıkıntı yemeyelim. Yani Müslüm Gürses'i gerekiyorsa çalalım burada. Zaten var ki öyle bir şey. Radyona atabiliyorsun. İşte telif sıkıntısı olduğu için atamıyorum. Bu konuda ETS etkililer ne yapsın oğlum?
Telifleri Evet, satın alsınlar. 134 kilometre hızdan arkadaşlar ve freni şu an asılıyorum. Asıldım, hatta asılmasam da dönermişim sanki ya. 69'a kadar geri düşürdüm hızımı ve viraja daldım arkadaşlar. Viraja sizler için bakın. Şu Of. da çılgın forocular için gelsin abi şu hareketim. Bayılıyorum, biliyorsunuz bunu, çok seviyorum şu harekete. Sizler için gelsin değerli dostlar. Evet. Ne güzel Murat da yapıyorsun öyle. solladık zaten. Aynen, ben bu hareketi seviyorum. Şey ya, tırı teste sokmak gibi oluyor böyle. Yol tutuyorum, kayıyorum falan. Az daha zorlarsan ben kayacak muhtemelen ama. Sen bence Bu şey kayacak taktiği. gibi. Kimseyi mesela sollayacak olsan sollayabilir miydin beni mesela böyleyken? Şu anda hızlı gelsem geçemem. Değil mi? Kapatıyor sürekli. Bu şey, sollattırmam taktiği. Ama ben gene geçmek istesem geçerim de. Uğraştırmayayım şimdi. Sen mi? Hı. Sen mi? Geçmek isteyen geçersin. Benzinliğin içine dalar gene geçerim. Hadi geç. Hadi buyur. Hadi sana 80 kilo, 28 kilometre avantaj. Hadi bakalım geç. Tamam, şu virajı atlatalım. Düz yola çıkayım. Birazdan Hadi görürüz. bakalım. Arkadaşlar Murat çok iddialı, diyor ki Fora gemisi geçerim diyor. Ben de diyorum ki babayı alırsın, bakacağız. Birlikte yüzeceğiz Şu arkadaşlar. geniş yola bir çıkalım. Köprüden bir kurtulalım. Evet, önce bariyerleri sütmeden sür yavrum. Ondan sonra beni geçersin, iyi değil mi? Dokundum bana, ne yapayım? Dokunmadım daha, dur, daha dokunmuş halimiz o değil, dur. Bu arada hedefe geldik be Muratcığım. Sollamadın beni, sollamayacağım seni. Evet değerli Fren dostlar, şöyle yapma. biraz tadını çıkara çıkara. Tamam Murat, solla gel, solla rahatla. Yok, fren yaptım. Ben durduramadım kendimi. Şimdi şeye geldik ama geç, daha yanaşma faslı var. Bir tur atalım öyle girelim, tamam mı? Şimdi normalde sağdan gidecektik Murat. Ama Tamam. şöyle yapalım abi. İleriden döneceğiz, sen takip et. Şöyle sağsından da vereyim. Murat da şöyle daha detaylı izleyelim arkadaşlar. Bakın Murat da orada, görmüş olduğunuz gibi. Tırım güzel ya, tırım şekil. Benimki de güzel ama ya. Selektör mü atıyorsun sen bana? Aynen. Birader sen bana selektör mü atıyorsun? Hemşerim, hızlı sür hemşerim. Abi takıl takıl diyorum ben zaman, çünkü daha kısa yolu, yolculuk kısaydı ya, o yüzden. Biraz zaman geçsin diye uğraşıyorum ama. Şimdi yanaşması da belli bir zaman alacak. Arkadaşlar bugün şöyle bir şey yapmayı deneyeceğim. Murat da bana orada dışarıdan gel gel diyecek. FPS modundan, yani iç kameradan, kokpitten aracı yanaştırmaya çalışacağım. Bakalım becerebileceğim mi? Sence Murat? Yapılabilir bir şey. Yapılabilir bir şey. Aynen. Bence zor. Bir de multiplayer de çok zor. Ya bazen tuşları almayabiliyor multiplayer'da. Öyle bir Dur hata bakalım oluyor. Murat. Şeyi gördüm abi, ben açacağım yeri. Doğru, sen aşağı yukarı tahmin ediyorum arkasının boyutunu. Ah, taktın mı şu an? Aynen, sağ tarafını taktım. Abi şu şeye bataldım ya. İteyim mi biraz seni? Yok yok, gerek yok ki. Çıkar zaten bu. Çıkmıyor mu lan? Dur bakayım. Hayırdır oğlum? Sen nasıl çıkmıyorsun lan? Ben kaç yıllık tır şoförüyüm, biliyor musun? Hop. Evet şöyle. Geleceğim arkadaşlar. Murat da bakalım bana. Sen benim çizgimi göremiyorsun değil mi Murat? Aynen. O zaman hiç fantezi aramayalım mı? Geç, yanaşırım sanki ya. Bakacağız değerli dostlar. Bayağı bir dışarı çıktım ama. Şu Hadi anda Murat, bana gel gel hep sen. seni izliyoruz. Düz gel. Düz gel. Hadi bakalım. Dümdüz gel. Ben çizgini göremediğim için bir şey diyemiyorum ama dümdüz devam et. Sen düz geliyor dostum, ben doğru sayacağım, oluyor dur. Heh. Direksiyonu ters açı kuralını yaparsan hiçbir şey olmaz. Ya ters açı kural diye baba. Babamdan öğrendim. Oğlum arabada kolay, tırda o Yok, tersin tersi oluyor. babam tır kullandığı için biliyorum hani. Az buçuk Hı. anlatıyor bir şeyler ama. Ama şu an güzel geliyorsun, dümdüz geliyorsun. Hiçbir sorun yok. Böyle devam edeyim mi? Aynen. Dur. Şu anda evet. Ben tam göremiyorum ki abi, aynada yetmiyor bana. Ha şöyle yapmayın. Bir dakika, ben niye aklıma gelmedi ya? Şu Camdan an düz kafanı geldim dışarı mi? çıkart. Düz geldim, emin misin dostum? Bence hiç düz gelmemiş.
Biraz arkayı sol tarafa doğru Dur, vermişsin anladım. sanki. Bakalım arkadaşlar becerebileceğim mi? Yoksa beceriksiz miyim ben? Topladı şu an biraz daha. Bak hakikaten böyle geleyim. Sonra şöyle yapayım değil mi? Dur Aynen biraz daha ha. şöyle. Topluyor şu anda yavaş yavaş. Ama ben camdan diyor mu? Bir eksiklik var ya. Benim camdan kafamı çıkarıyordum he, diyor mu? Bence şu an çizgiye geldiysen tam yerindesin sanki. Evet. Hop işte budur. Evet değerli dostlar, bir görev daha başarıyla tamamladık da mükemmel denilmiş bakın gördüğünüz gibi. Bu iş için toplam 125 km gelmişiz ve 4.620 euroyu cebe indirdik değerli dostlar. Şöyle tekrar sürdeyim. Evet Muratcığım, yolculuk esnasında bana eşlik ettiğin ve o meşhur gel 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 abi gel topla da gel lafın içinde teşekkür ediyoruz. Var mı benden bir isteğin arzun? Yok vallahi canın sağlığı. Evet. Değerli dostlar, bizlere katlandığınız için ve izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Ayrıca beni Yunav'daki canlı yayınlarımı takip edebilirsiniz. Bakın videonun altındaki linke tıklayıp Yunav'dan da canlı yayınlarımı kaçırmamış olursunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Fora Games ile yaptığımız kısa yolculuk burada sona erdi arkadaşlar. Manlarla ufak bir yolculuk yaptık. Bizi izlediğiniz için, bize katlandığınız için teşekkürler. Beni arkadaşlarınıza tavsiye edin. Görüşmek üzere arkadaşlar.